Hocam Hatimle teravih namazı kıldırıldığında hocanın yani Kur'an-ı Kerim okuyan hocanın kendi önüne Kur'an-ı Kerim'den açıp oradan okuyarak Hatimle namazı kıldırması acaba uygun mudur diye sormuşlar buyurun hocam. Evet şimdi tabii ki bu konuda e, Hanefi mezhebine göre e, bir insan e, önündeki bir şeyden Kur'an-ı Kerim'i okursa yazmış olduğu bir şeyden veya Kur'an-ı Kerim'den okursa tabii ki bu uygun değildir. Bunu yapması doğru değildir ve namaz bozulur. Namazın bozulmayacağını söyleyen mezhepler de var. Ama ben acizane şunu söylemek isterim burada. Bu tür Kur'an-ı Kerim'i yüzünden açıp teravih namazında ben hatimle namaz kıldırıyorum diye Kur'an-ı Kerim'i veya dünyanın herhangi bir yerinde fark etmez. Bu benim kendi görüşümdür kendi tercihimdir. Hani ben fıkhi hükmü söyledim. Evet. Namazı bozup bozmayacağını söyledim. Hı hı. Şimdi ben kendi tercihimi söylüyorum. E, Kur'an-ı Kerim'i açıp böyle namazda yüzünden okumak ve ben e, hatimle namaz kıldırıyorum, cüzle namaz kıldırıyorum diye böyle e, bir nevi övünmek veya övünmese bile bu şekilde okumak Kur'an-ı Kerim'e hafızlığa bir ihanettir hafızda bir ihanettir. Hafızlık müe müessesesine bir ihanettir. Böyle yapıldığı zaman e, madem hafızlar diyor ki böyle de okunabiliyor o zaman çalışmaya gerek yok. Halbuki yani. ezberden okuyan bir insan cüzüne çalışıyor. E, günde okuyacağı o cüze belki saatlerce çalışıyor. Şimdi e, buradan da okuyabilirsin denildiği zaman bu çalışmayacak. Çalışmadıkça hafızlığını unutacak ve nesye mensiye unutulup gidecek. O yüzden bir kere daha söylüyorum. Efendim hafızların gerek mukabele esnasında, mukabeleyi de buna dahil ediyorum. Benim söylemim biraz şimdi herkes şaşıracak, biraz sert olacak ama gerek mukabele esnasında Kur'an-ı Kerim'i açıp bakarak gerekse efendim teravih namazında Kur'an-ı Kerim'i önüne koyup oradan okumak hafızlık müessesesine ihanettir. Bunlara kesinlikle engel olmamız lazım.